Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva. Sarı Kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. Mertens'in de sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı 10 numaranın boşluğunu Portekizli Yıldız'la doldurmayı planlıyor. Sağ ayağını etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Mauricio Sarri'nin milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın iki kulübede kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri. Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısına yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizgi 2000'in formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray tecrübeli futbolcuyla anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Teknik direktör Mauricio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvet'e de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Thomas Partey bombası. Elit seviyede bir pres takımı olsa da Torreira'yı ön alan baskısına gönderdiğinde arkada derin boşluklar veren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk Torreira'nın arkasına yapılacak iyi bir 6 numara transferiyle takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Cimbom'da İngiliz'de bir Arsenal yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesine neden oldu. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den tam 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, Arsenal'de forma bulmakta zorlanıyor. 31 yaşındaki Partey'in Premier Lig temsilcisiyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha etkili olacağı, onun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatıp atak devamlılığını sağlayacağı öngörülüyor. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası. Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya'daki bir Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor.
Dünya devinin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yaz döneminde yıldız bir ismi İstanbul'a getirerek çözecek. Sarı Kırmızılı yönetimin en önemli transfer gündemi haline gelen 8 numara transferi için Adapazarı'ndan haber var. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Jimbo, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'le ilgileniyor. Sadece forvet arkasında değil, merkeze oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İngilizlere göre Galatasaray, kış transfer döneminde de istediği Eriksen için sezon sonunda Manchester United'ın kapısını yeniden çalacak. Galatasaray'ın bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklifle Kırmızı Şeytanları ikna etmek istediği öğrenildi. Atletico Madrid'in starı aslan oluyor. Galatasaray'da orta saha arayışları devam ederken gündeme flash bir isim geldi. İspanyol basını sarı kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiğini aktardı. Habere göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol yıldızın bonservisi için La Liga temsilcisine 6 milyon euro önerdi. Orta sahada iki yönlü olarak görev yapan Niguez'in Cimbom'a yeşil ışık yaktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefi ise tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri haline getirmek. Galatasaray'dan Memphis Depay bombası. Galatasaray'da 10 numara için yeni aday Memphis Depay. Hem Icardi'nin yanında hem de arkasında oynayabilecek üst düzey bir forvet arkası transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Hollanda basını geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Depay'ın Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini, bu sezonun sonunda da anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın Depay için sezon sonunda yeniden hamle yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla fazla şans bulamadı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Depay için sarı kırmızılıların İspanyol ekibine opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Memphis Depay'ın Atletico Madrid'le sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.